soğuk olunca böyle kalmışım. Kalkayım ben. Erkencisin Bahriyem. Günaydın. Günaydın. Erken değil. Saat kaç oldu? Ticaret odasında işim var. Oraya gideceğim. Dönüşte de benim deli kızı Feraset'in kaldığı yerden alıp geleceğim. Hangi deli kız? Benim kaç tane deli kızım var İsmet? Aa, ne işi varmış onun orada? Feraset'in arkasını toplamaya gitti. Mahur nerede? Uyanmadı mı hala? Çok geç kaldı. Çoktan çıkmıştır o. Çıkmıştır. Emin değilsin ama çıktı mı çıkmadı mı? Ama canım işte kafa şey oldu, çıkmaz olur mu? Çıktı çıktı. Çoktan çıktı. Bugünlerde senin kafada böyle bir gitgeller var. Hayırdır? Buna mı başlangıç? Ya da sabah uykun alamadın, hangisi? Oluyor bazen böyle şey. Bugünlerde öyle yani. Operasyon tamam abi. Çocuklar gerekeni yapmışlar o lava. Aferin, aferin Ümmet. Operasyonların kralısın maşallah. Sayende abi. Arkamızda sen olduktan sonra dağı deveriz evvelallah. Hak ettin bunu. Gel keyfini çıkar bu başarılı operasyonu. Gel, gel, gel. Cevay, oğlum Ümmet abine bir şekerli kahve getir. Bana bak. Gençlere de bir kıyak yap canım. Merak etmeyin, bendensiniz. Yalnız abi, küçük bir sıkıntı var. Bizim çocuklar ellerinin ayarını biraz kaçırıp doktoru bıçaklamışlar. Himmet, bunu şimdi mi söylüyorsun? Himmet bak sakın, sakın ha. Bak bu işte ne senin ne benim adım kesinlikle geçmesin, tamam mı? Hele o doktor ölürse. Abicim sen merak etme, hallettim ben o işi. Çakmak kibrit filan olacaktı buralarda ama. Nerede ya? Aslında burası sıcak gibi ama. Ne oldu? Tamam, pansuman yapmak lazım değil mi oraya? Tamam, bırak, bırak. Tamam, gel. Gel. Dikkat et. Ya sen niye ayağa kalktın ki? Bekle. Yardım edeyim diye sana. Buraya gelmekle hiç iyi etmedik değil mi? Hiç. Sen şimdi üşüyüp hasta olacaksın. Yaran da hiç kapanmayacak gibi. Ne yapıyorsun hayatta? Nasıl yani?
Yani. Ne bileyim. Ya şöyle Mahfuz hiç senden bahsetmedi. Ben tanımıyorum yani hiç seni. O yüzden sordum. Yani merak ettim işte. Ne işle meşgulsün? Mesleğin ne? Annemle çalışıyorum. Tarlada, toprağımızda. Yani meslek dersen çiftçiyim. Gururla hem de. Güzel. Hayalin bu muydu? Yani çiftçilik miydi? Hayalim... Güzel soru doktor. Bayağıdır da kimse sormamıştı. Ben pilot olmak istiyordum ya. Hadi ya. Vallahi. Vay be. Güzelmiş. Niye olmadın? Ya annem... Onu yalnız bırakamazdım. Ben küçüktüm. Feraset ablam çekip gitti. Annem o zaman çok üzülmüş. İşte Mahur da böyle adalet peşinde koşturunca... Anneme yükünü ortak olabilecek bir tek ben kaldım. Benim pilotluk hayali de suya düştü. Hiç pişman olmadın mı? Yok, bir gün bile. Emin misin? Hiçbir şey ailemden, annemden önemli değil. Pilotluk da olmaya versin. Kusura bakma, öyle sorguluyormuş gibi şey yapmak istemedim. Başkası için hayalini değiştirmek çok zor değil mi ya? Ne bileyim. İnsan başkası için yaşarsa erken yaşlanır derler. Gerçi sen çok yaşlanmamışsın ha? Allah, şimdi senin inadını da bildiğimden... hayallerinin peşinden giden bir pilotun nasıl olacağını merak ederdim. Bazı şeyler nasiptir doktor, ne yapalım?